Abi kliması nasıl yapacağız lan? Elimizden geleni bana yaparak. Bana şu andan bastı kliması. Piyum, 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 piyum. Islak bir bölüm olacak. Çok hareket etmeyeyim de terlemeyeyim. Dokunmayayım kardeşim. Aynen aynen. Özgüç çikin gözüküyor mu? Açayım mı? Oh. Kör, kör gibiyim ya şu an. Kimseye görmüyor bu çirkinleri. Çok benim hayatım öyle hayat. Bu ben sesimi duyan herkes. Toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım, bugün ne konuşuyoruz? Bugün ilişkide yaş farkı konuşuyoruz. Tabuları yıkmaya geldik. Bunu bizden biri istedi ama şimdi sen o screenshot'ı nasıl bulacaksın Özgü? Bu noktadan itibaren her full sizin isteklerinizi yapıyoruz. O yüzden mutlaka alta yazın. Evet evet, yazın. Ne istiyorsanız yazın ki çok güzel de fikirleriniz oluyor. Allah canım az bizim aklımıza gelmeyen bir sürü şey konuştuk yani. Burada sağ olun arkadaşlar. Yaş farkı. Şimdi bu konuda ben siyahla beyaz gibi ayrıldığını düşünüyorum insanların. Karşıtı çok karşıt oluyor. Okey de çok okey oluyor diye düşünüyorum. Arada kalanlar yok diyorsun. Yok. Siz? Ben aşk beni romantikleştirir. Yani aşk beni şey yapar. Hani yumuşatır bu tip konularda. Tamam, hiç yaş skalanız yok mu? Şununla şunun arası mı? Ha, o da şu konuda gireceğim. Mesela böyle sömürü için yaş farkından yararlanan çiftler vardı. Bunun karşısındayız. Öyle yani. Yani ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Ya şimdi mesela gördüm böyle bu çifti. Bu çok sağlıklı bir ilişki yürütüyorlar. Aralarında 20 yaş var ama hiç fark hissedilmiyor falan. Ben mesela okey ponçik bir çift oluyorum. Ama mesela atıyorum büyük olan baskı yaratıyor. Küçük olan toksiklik yaratıyor. Böyle şeyler gördüğüm zaman ha diyorum ki demek ki yaş farkı yüzünden bu ilişki olmuyor. İlk önce aklıma mesela olumsuz yaş farkı gelir. Yürütülemeyen ilişkiler açıkçası. Ama genelde de öyle aşkı görünce de falan okey oluyorum yani. Sen yaş farkına okeysin o zaman. Biraz okeyim duruma göre. Kadın erkek şu yaşta olsun bu yaşta olsun gibi cinsiyet şeylerin var mı? Yok, cinsiyete göre şeyim yok. O, ya kadın da büyük olabilir, küçük olabilir. Erkek de tam tersi olur. Onda bir sıkıntım yok yani benim. Ama ben cümle şey arasında şey dedi, yaş farkı hissedilmedikçe diye böyle dipnot hızlıca geçti. Fark ettiniz mi orayı? İşte onu şu anlamda derim. Mesela biri diğerini için bir şeylerden vazgeçmemesi lazım. Anlatabildim mi? Abi sıcaktan mı anlamıyoruz ya? Aramızda yaş farkı var. Sen benden 20 yaş büyüksün. Sen kaldıramıyorsun diye ekstrem şeyleri ben yapamıyorsam toksik. Çünkü ben fedakarlık yapmak zorunda kalıyorum. Mesela sürekli. Performans. Birinin performansı daha düşük oluyor. Birinin performansı ne performansı Onat Bey? Allah aşkına söyle. Koşuydu, dağ tırmanma performansı. Tabii trekking, çeşitli ekstrem sporlar. Hani biri daha aşağıda kalıyor. Onun için yavaş yürümesi gerekiyor. Ha ha ha. Ya bu tip bir ama şey. Ama halbuki koşsa daha mutlu olacak. Onun demek istediği asla bu değil de. Lütfen bu programda filtresiz konuşuyoruz. Lütfen yiyorsa konuşmayı söyleyin. Allah korusun, kalp krizi oluyor. Her şeyin tedavisi var artık. Oğlum cahil cahil konuşmayın lan. İsteyen her yaşta her şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Şu an korkmayın. Vallahi mi kız? Tabii. O kadar ilerledi mi tıp? Okay. Hiç sıkıntı yok, merak etmeyin ya. Bana şey çirkin geliyor. Güç dengesizliği olduğu zaman. Ya mesela atıyorum iş ortamında böyle evet. Genç sekreteriyle olanları görünce falan yemin ederim böyle arkamdan ama iş derler. Ama iş ayrı bir toksik. Ben bunu hayır, ayrı. İlişki olarak ya mesela güç olarak onu domine edebileceği bir şeydeyse yaşıyla güç yaşı mü? Ve yaşıyla gücü güç. Parası ve şeyle. Ya abi şey de o iğrenç bu arada yani. Parası için böyle yaşlılarla birlikte olan insanlar yok, falan. Yok yok. O leş. Leş hayal. O şey hani ne yapıyor mesela? Yani güne uyanıyor mesela. Şey bakıyor böyle adama hani bir kan tahlili yaptırsak hani ne durumdayız şu an falan. Nasıl? Ölüm anlamında mı söyledin? Tabii. Çünkü ölmesini bekliyor ya. Mesela atıyorum baktı adam böyle dipçik gibi böyle diyor ben bir 3 ay diyor bir tatile çıkayım diyor. Gidiyor geliyor falan. Öyle şeyler yapıyorlar. Ben şey diyorsun sandım. Atıyorum yaşlı tiplerle, atıyorum erkeklerle, genç kızlar hani para ne deniyor ona? Sugar dedi. Evet. Onu şey anlatıyorsun sandım. Sen direkt öldürüp mirasa konmayı mirasa konma. Evet. Böyle dedektif gibi çalışıyorlar hayatım burada. Ama Onat bir bölümde demişti ki para için her şeyi yaparım demişti. Yapar. Ben de yaparım. Meblağının büyüklüğüne bağlı olarak. Meblağının büyüklüğüne bağlı olarak ben de. Herkesin bir fiyatı yok mudur? %100 vardır. %100 vardır. Ben bu oyuna bayılırım. Bak şimdi 500 milyon lira veriyorum sana. Tamam. evet. Herkesin bir fiyatı o kadar vardır yok. Ki. Yok. Ne? Yok. Var. Yok. Senin de var. Yüksek demek ki meblağ. Ama var. Olmak zorunda. Herkesin yok. Bir fiyatı var. Benim her türlü beni satın alabilirsiniz. Hayır. Seni de alırım. Hayır. Alırım. Alamazsın. Hayatım yeter bak. Hayal edemeyeceğim paralardan bahsediyorum. Tamam benim yat kat mat şeyim yok ki. Hayatım, ne yapacağım o parayla? Hayatım, üstüne mi oturacağım? Hiç gerek yok. Zaten yatın marina kirasıyla ben uğraşacak öyle bir zamanım yok. Ne yapacaksın o zaman o parayla 500 milyonla? Hayatım ne istersen yapacağız yani. Nedir fiyatınız Onat Bey? Yani şöyle işte Dobby'den çıkacak herhangi bir şarkıyı şu an 2 gün içinde patlatırım mesela parayla. Her şey yapılabilir o doğru, parayla. Doğru. Şu an Dobby toksik ilişkileri
Satın alırım. Doğru. Evinde bizi oynattırır ya. Eve gider konuşuruz. Ben giderim şahsen bu arada. Ben böyle bir insan varsa benle iletişime geçebilirsiniz. Yok, kesinlikle iletişime geçmeyin. Evde özel şov vermiyoruz asla. Gibi dansöz gibi gidiyorum oraya böyle. Yine konudan saptık. Daha 13 dakika daha. Bir dakika. Özgür'ün de fiyatını öğreneyim ne olur. Evet, hadi öğren. Konuşulur. Sonra. Senin fiyatın bence düşük. Sen ucuz Bebeğim sen daha çünkü yeni şey yapıyorsun dünya zevklerini. Yani o yüzden çok senin mesela böyle. Atıyorum siz dolarla çalışıyorsunuz ben TL sen gibi. Sen TL'sin sen. Sizin TL'den daha düşük bir kur var mı? Sana Afyon dinarı bile daha yüksek diyebiliyorum. Seni abi 500 bin liraya seni her şeyi yaptırırım gibi geliyor Özgür. Her şeyi de yapmam. Yaparsın aşkım. Yaparsın gibi geliyor bana. Benim arkadaşım bana şey demişti bir kere bu konuyla onunla konuşuyorduk yani böyle şeyleri. Yani bir yatta ağlamak mı yoksa avcılarda ağlamak mı? O kadar doğru demişti. Bir örnek ki. Ağlamamak. Doğru. Bu da doğru lan. Yani gözyaşlarını silecek peçeteyi de parayla satın alıyorsun. O yüzden yani ağlamadığını bak, insanlara bak, anlatacak bak, kadar. Bak. Bak peçeteye gerek bunların yok. Bunların ruhu fakir hayatım. Boşver ya. Ben varım. Senin hayallerine ben varım. Ben ne yapacağım? Sümüğümü ipek mendile mi sileceğim yani? İpek mendile sileceksin. Kendini böyle şey gibi hissedeceksin hayatım. Kraliçe. Kraliçe. Aynen. Sümüğünü 200'lük banknota sileceksin. O da olabilir. Ay siz Escobar vardı ya. Escobar vardı ya çocuğu ısınsın diye şömineye dolarlarını atıyordu falan. Öyle bir hayat düşünsene. Hayır. Çok para. Bir şey söyleyeceğim. Çok para derdin çok dert getirir. Şakası söylüyorum. Çok para gelirse başına 1000 tane bok gelir. Çok eminim. Böyle köklü ailelerde böyle yok mu? Bildiğimiz örnekler. Köklü ailelerin onlar şımarık gerizekalı çocukları yani. Çünkü yok, çok para. Babamın işinde devam etmek ister. Git o zaman ya. Aptal ya. Servetin üstüne doğmuşsun. Hayvan yatıp kalkıp şükür namazları kılman gerekiyor senin gerizekalı. Ay babamın şirketinde fabrikasını devam ettirmeye ne yapmak istiyorsun caz müzisyeni? İyi s**t git. Oğlum biz müzisyeniz lan. Ne yapayım hayatım? Ayıp. Koyayım ya. Hayır ayıp değil hayatım. Senin servetin yok. Ben bunu... Sen ol. Hiç bu kadar kötü aşağılanmamışım fakir diye. Yüzüme bakıp biri göz kontağı kurup sen fakirsin dedi az önce. Hayatım şöyle düşün. Google'a ailenin adını yazıyorsun. Ha. Bütün aile bireyleri çıkıyor. Bu ailenin varisisin ve diyorsun ki ben babamın fabrikasında çalışmak istemiyorum. Ne halin varsa gör. Tamam. İnşallah sokaklarda berduş ol. Tamam çocuklar hayallerinizin peşinden gidin. Oğlum parayla alınamayacak hayal yok. Gerizekalı vizyonunu geliştirdi. Biz niye para konuşuyoruz? Biz yaş konuşuyorduk. Bir bölüm Bitcoin işi mi konuşuyor? Ay bilen varsa komentlere yazabilir mi? Biz anlayamadık o işi. Vallahi billahi. Ben Kemal'e verdim de Bitcoin'de paralarımı batırdı hayvan. Piyasa çoktu tabii. Hayatım Kemal'in bir de bana böyle yapıyor. Alaka, Kemal'e niye ekonomi okudu o. Biliyor yani bu işi. Babana dedi ki bana o parayı vereceksin unutacaksın dedi. Ben unutamadım. Ve para battı. Kemal işi çözmüş. Kemal işi çözmüş. Bu şekilde herkes dolandırabiliyorsun. Bana 200 bin liranı ver ve 200 bin liranı olduğunu unutun. Kaç param vardı bilmem aferin işte bu. İşte bu kafaya gelmeni istiyorum. Bu şekilde herkes dolandırabilirim. Ne konuşuyorduk? Bilmiyorum. Özgür bir peçete molası versene ben yandım ya. Mahvolduk. Özgür versene! Böyle yapıyor. Çok komik. Özgür peçete şurada. Değil mi lan o peçete? Kız körüm ben. Şurada görüyorum şurada. Ben de böyle gördüm ama böyle yaptım. Miyobum 3.5'a da. Bak olmayan geleceğime bakıyorum bak. Z jenerasyonu geleceğine bakıyor. Ulan biz neyiz de ne oluyor? Biz de boktayız bokta. Battık. Abone. Ekonomi bitti. Ay, kanalımıza abone olun. Evet yine unuttuk. Hayır abone olun para kazanmamız lazım. Köpeğim korktu lan köpeğim yanıma geldi. Ne oluyor ana diye. Evet sugar daddy diyordun. Ay demez olaydım. İlişkide yaş farkı. Abi ben şeye inanıyorum. Yaşadın mı hiç böyle bir şey? Yok be. Nereden bulacağım da. Nerede? Hadi kendi yaşıma. Nerede? Bir sugar daddy be. Nasıl bir bölüm? Bağırıp duruyoruz gibi. Bak şu an. Çok sıcak ya çünkü. Sıcak oldu sıcak. Tamam. Bize sinir yaptı bu. Bir normalde hiç bağırmazsınız. Özgür. Tam yorum. Hayvan ya. Hayvan ya. Senin yüzünden linçlenmekten bıktım artık. Ya. Lanet geldin ya. Sen süpersin. Sen kralsın diyeceğim artık. Bıktım ya. Özgür Peri. Ben şöyle, de yaşamadım ha. Ben şuna inanıyorum. Konuşamıyorum. Çok ya, yavaş sıcak. Ya, atarız. Sakin ol. Düşün. Okay, yavaş tamam. Düşün.
Ebesi mi dedin? Teknoloji öğretiyor değil mi? Keseriz hayatımı. Canlı yayın değil bu. Abi çok yaş farkı bence bana göre olmuyor. Neden biliyor musun? Mesela hayatta çok ilerlemiş, evini kurmuş, işini kurmuş, arabasını almış falan, böyle hayallerinin çoğunu gerçekleştirmiş adamla da ben olamam. Çünkü biz hani şu an mesela bir şeyler için savaşıyoruz ve heyecanlı bir dönemdeyiz. Doğru, ya. Doğru, o çok dingin gelir sana. Aynen ya. Bunu paylaşacak benim yaşlarımda bir insan olması lazım. Ama tutup da üniversiteye yine girmiş bebeyle de yapamam yani. Çünkü yok. Ay matematikten kaldım, evet, inanamıyorum. Mat 101 falan gibi onları da çekemem. Evet, evet, evet. O yüzden kendi yaş aralığım. Şeyle de alakalı o bence ya. Burada şey derler ya hep yıllardır, işte erkekler zaten daha geç olgunlaşır. Hı-hı. Aslında işte kadınlar zaten kendilerinden küçüğü bırak, kendilerinden yaşça büyük erkekler, evet, daha iyi anlaşıyorlar falan. Bu şehir efsanesi de olabilir. Öyle bir şey yaşamadım hiç ama hani böyle bu erkeklerin geç olgunlaşma olayına da çok şahit oldum yani. Öyle, ama öyle gerçekten. Yani artık öyle bir şey var gibi. Erkekliğince geliyor. Ben de öyle yani. Bütün yaşadığım ilişkilerde öyleydi yani hakikaten. Ay bize hak verdi Onat. Nasıldı annem? Çok ilginç. Anne, size hak vermek için söylemedim ya. Gerçekten düşüncem öyle. Biliyoruz, sağ ol. Ben sağ de sağ mutlaka sağ gelmek sağ istemezdim. Yani hayat şartları getirdi. Şey ya, 3-4 yaş küçük bir şey kadınla, bir kızla beraber olmak, hı-hı, her zaman beni daha mutlu ediyordu yani. Şey, düşünsel olarak Öykün dediği şey vardı ya. Yani bilişsel olarak, kültür olarak hep daha yakın konuşuyorsun hakikaten. Çıtır seviyorum de. Ya o başka. Ona çıtır mı seviyorsun, olgun mu seviyorsun? Pane harcı böyle. Şu kulak memesi. Özgür. Kimse bize sponsor bu konuda bence Özgür de bana katılıyor ya. Olmalı. Kimse bize sponsor olmayacak. Kulak memesi dedi abi. Çıtır pane dedi ya. Kendi kocana düşün ya. Tamam, sen genç seviyorsun, onu anladım. Olgun sevmiyorsun. Çok zor bir bölüm. Çok zor şartlar altına çekiyoruz. 43 derece şu an. Çok İki tane herif bize doğru hüflüyor. Ve benim eşim bana diyor ki ben çıtır pane seviyorum. Sizin anneniz yaş farkı kaç? 3. Azmış. Yani işte kaç olduğuna bağlı. Ben 19 olsam, 16 olsa fark ederim işte. Ya bu da buna biraz katılmak zorundayım yalnız. Yani o yaş aralığından ziyade hangi yaşta o aralık da önemli. Tabii, yani tabii, atıyorum tabii. 20'ye 25 okeydir. 15'e 20 biraz böyle sübiyan gibi geliyor. Biraz bana. Mı sübiyanın mı şeyi? Yani o bence sevgililikte de geçerli yani. Hani 3 yaş bile yaşın aralığına göre çok fark eder yani. Ama senin çıtır sevdiğini öğrenmiş olduk. Tabii sen yaş çıtır, skalası abi, nedir? Çıtır kim sevmez ya, hani... Bir şey böyle. Ya ben insanlar niye zaptura tatlı alıyorsun? Belki mami seviyorlar. Yani evet. İşte o da var. Ama yani. Pürüzsüz ten. Yani bu kız kırışınca ne olacak? Mahvolduk. Ay bu da kırışacak. Sanki ben kırışacağım, böyle kaldım. Ama bir şey soracağım. Bu şerefsizler var ya, bu Leonardo DiCaprio yüzünden. Adam yaşlanıyor. Sevgili şeyi 25'in altında duruyor yani. Ama Leonardo DiCaprio ile de bunları bir tutmazsın kardeşim. Oh canım arasın. Öyle bir şey yok haklısın herhalde. Değil mi hayatım ya, kusura bakmayın yani. Şey, onlar böyle cenin çorbaları falan, hayatım neler dönüyor orada, bırak Allah aşkına. Normal cenin yaşlanmıyorlar çorbası. Ki onlar. İlaçlar, dopingler, bir şeyler. Onlara bakılıyor yani. Doğru. Biz öyle değiliz ki. Biz öyle apta apta anasını satayım. Biz var ya, nasılız biliyor musun? Al mesela bir tane koltuk mobilyacıdan. O nasıl eskiyor? Biz öyle eskiyor. Yani bir bakım yok. Bir şey yok yani, anladın mı? Aa, götünle eskitiliyor yani. Otur otur. Öyle yani. Ben geçen gün şurada bir kırışım çıkmış. Aynaya bakıp kriz geçirdim. Öyle abi. Evet. Ama şey, onlar artık kolay çözüyorlar. Kız botoks yaptırsın, okay, bir şey olmaz. O kadar da değil. Ya, ona çıtır seviyor sen. Yani ne çok büyük ne çok küçük. Bir dakika abi. Doğruyu söyleyeceğim çünkü bu şerefsiz yalancının teki. Özgür'ün sevdiğini söylüyorum. Özgür bize her flörtün önce gelip diyor ki ben artık olgun birini arıyorum diyor. Sonra gidip yemin ederim kendinden 5 yaş küçük biriyle beraber oluyor. Her seferinde. 5 değil ama. Kabullen artık, çıtır seviyorsun. Evet. Biraz açılmamış seviyorum. Ay deme. Oh, lütfen oraya gelme. Beyler vallahi seksice söylemedim. Normal insan açıldım. Açılmamış ne? Her şeyden öyle anlamayın ya. Açılmamış ne? İçe kapanık demek istiyor sanırım. Daha kötü anlat. Onun açılma... Yeterince yer görmemiş. Ha, o yüzden... Aynen, ufku o kadar da geniş olmayıp biraz daha bana bağlanabilecek. Benim onu manipüle edebileceğim. Güzel açıkladın, güzel açıkladın. Doğru. Ben şöyle aşırı zekiyi sevmem arkadaşlar, evet. Evet, sen salak seviyorsun. Evet. Ama geeklere gidiyor. Ha, şey demek istiyor o ya. Nerd. Uyanık olmasın yani. Saf olsun. Salak değil, saf demek o. Aynen. Oğlum niye? Kötü emellerine mi alet edeceksin? Hayır yani? Ama... Yorar yani çok zeki. Sen şey yapmak istiyorsun o zaman. Dominant olmak istiyorsun üstünde. Yok, konuşmayalım. Hayır, sen... O nasıl ilişki lan? Abi yanında şişirilmiş bez bebek istiyor bu her. Seks oyuncağını al, koy yanına o zaman. Konuşmayalım ne oğlum, ne yapacağız? Sevişecekler okay, işte sadece. Okey tamam da hani sonra?
Sevişecekler. Sevişecekler. Okay. Sonra dağılacaklar. Bu sıkılıyor sonra bir daha. Hayatım o ne? Öyle olmaz. Sen ya. Duygusal bağ kurmaktan korkuyorsun Özgür. Bak ben olabilir, sana söyleyeyim. Beceremiyor bence. Özgür senin yaş için. Yaş deyince de yaş çok da fark etmez. İki yaş küçük, iki yaş büyük olabilir. Sizce? Ay çok şey verdi. Üç aralık olur. Verdi. Üç bence olur beş. Beşi var abi. Beş küçük yaşlı olsun. Hayır. Olsun. Büyüle. Ha, küçüğü iki üç. Küçük yok bende. Küçük hiç sende asla. Belki bir yaş falan. Ben 2-3 küçükle yapabilirim diye düşünüyorum ya. 5 büyükle de yaparım. 8 büyükle de yaparım ben. 8 yaş büyükle de yaparım. Ben şu anki yaş yaşıma. Ben 8 yaş büyükle yapamam. Ben yaparım. 20 yaşındaysam daha az fark ediyor. Evet, 20 yaşındaysam 28 ise yapamam. Ama şu an 29'ken 8 eklersen yaparım. Hızlı ekleyemediğim için söyleyemedim. Sen kafandan ekle bana söyle. Ama yaparım yani. Sözlerci problems. Ama yapılır yani. Sen de yaparsın. Yaparım. Büyükle yap şu yaşından sonra büyükle yaparsın 45 olduktan sonra. Ama benim büyük sonra dediğim işte 40 üstüydü yani. He tamam 40 üstü bana da çok canım. Böyle bana evini barkını kurmuş. Tabii bana da çok. 11.30 uykusu gelir onun. Ben. Bu benim. Sen o zaman kaç? Ben 11'de yatıyorum. Ay büyükle mi yapsam belki bu yüzden zorlanıyorum. Belki daha rahat edersin. Evet. Belli olmaz. Club yani. Sevmem. Akşam geç uyumayı sevmem. Bak. Doğru. Burnumuz yaşlı lan bizim. Bir dede lazım. Benim yani değil oğlum. Benimle bir kere istediğim gezi planını yapabilecek hızda ve sağlıkta olması gerekiyor. Bu. Aynen. 5 günde 5 yıl. Benim son senelerim ben de. Bu seneye ona şey böyle tık 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 başladı ben de. Aslında biraz oturayım mı kahvemi abi bir şey içeyim ben. Herkes. Ona bir şey soracağım sana. 30'u geçince hayatta ne değişiyor? Şöyle bir şey oluyor. Bütün yorumlar abi diyor. Ona tabi ona tabi. Bize de ona abla tabi diyor. 27 evet, yaşındayım evet, ben. Evet, tamam. Ama yani Özgür'e de abi diyorlar. Özgür de bizden küçük yani. Ben birkaç tane Özgür'de gördüm. Evet, Aslı da görüyorum hayatımı. Ama ablanın ağırlığı daha fazla. Sende de abi çok var evet, yani. Abi. Bu mu? Sadece sana abi demeleri. Hayır olmaz. Anlat anlat. Hayır yalan konuşuyorsun. Akşamları gelen varoluş sancılarından bahset. 30'dan sonra girdiğin sancılardan bahset. Anlam arayışlarından bahset. Doğruları konuş burada. 30 sonrası çok karanlık dipsiz bir kuyu de. Anlatayım da kimse dinlemez. Söyle. Kabul et. Kabul. 30'dan sonrası biraz bok zor olacak. Biraz zor olacak çocuklar. Haberiniz olsun. Ya işte çıtır dediğim 25-26 anladım. Onların normali benim. Ha bunun çıtırı o düşün yani. Çıtır deyince bize 18 gelmiyor yani aklına artık. Ay, 18'lik biriyle şu an yok ya. Ben 18 yaşında biriyle gerçekten şu an çıkamam. O da benimle çıkamaz zaten. Hayır yani. Yapamam kardeş yani gibi gözüküyoruz. Yapamam yani. Bak çok büyük konuştuk. Yeto falan diyecek. Çok çok büyük. Yapamam. Zort yani muydu? Ne? Ha zort diyecek falan. Aynen aşkım zort falan diyeceğim. Olmayacak o iş ya. Yani. Olmaz. Olma. Bir yoruldum düşününce bile yoruldum. Sürekli yani TikTok çekecek. Sus TikTok'ta biz de varız orada. Evet. Biz de yapıyoruz. Yakında zort demeye başlarsan çok. Demiş. Ben hala anlamını bilmiyorum ya zortun. Ya şeymiş abi işte patladım. Hani olmadı. Gerçi bu muymuş değil ya? Mi? Doğru mu? Doğru doğru. Ay ben de çok patladım, önemli bir şey sıçtım sandım gibi bir şey yani. Peki size bir sorum. Buyurun. Benim sorulara hep evet buyurun. Ay, tıksırdım evet bir de ben sıcaktan. Ben pipetimi attım bir şey olur mu Özgür Bey? Ya çok çirkin gözüküyor aslında kusmuşsun gibi. Ama ne yapayım istemiyorum içemiyorum böyle ağzım kayıyor. Pipet bir yere gidiyor ben abi yere bak gidiyorum bak bak. Ay uç bak tutarak bak. Ya uf o da kibarcık kibarcık yakışmıyor benim elime. Sana yakışıyor da bana yakışmıyor. Ne diyorum sen ya? Bence ver pipette. Bak bak görüntüye yorum yaptı pisledi. Bir saatte şurayı böyle. Şurayı da silelim şurası da kahve olmuş. Eve temizliğe de geleyim mi Özgür? Ha? Paspasımı alıp. Ya. Onat'a soracağım Onat'a. Gönder gelsin. Onat'cığım. Gönder gönder gelsin. Onat'cığım. Gönder gönder gelsin. Özür dilerim Aslı seni elemek zorunda. O zaman Aslı'ya en benzeyen kişi. Evet tamam. Ve içinde ruhu aşırı genç ama yaşı atıyorum 40'larında bir kadın. 45. Beraber olabilir misin? Olur. Ama ruhu çok genç. İşte şartları bağlı ya yani. Az önce pürüzsüz ten dedi çünkü. Şöyle ruhu genç deyince de neler geliyor. Mesela ben gülen kadınlarına çok hoşlanırım atıyorum. Anladın mı? Mesela gülen bir kadının benim için yaşı kavramı yok. 45-50 yaşındaki gülen kadın da gerçekten bence seksi olabiliyor. 18-19 yaşındaki kız da. Gülmesi, neşesi, sadece hayata gülmek bakışısı, mi bilmem nesi. Hayır böyle çocuksu bir şeyden bahsediyorsun ya sen. Ona ha yakın şeyler imajı veriyorum yani. Çünkü 40 yaşında kadın ben bir şey söyleyebilir miyim araya girip? Onat bazen benim bebek taklitlerimden hoşlanır. Sübiş! Sübiş Onat! Hayır. Onat bir ve sübişmiş! Ben, ve Onat'ın hoşuna gitsin diye bazen bebek taklidi yaparım. Aslı! Çocuk gibi konuşurum. Cosplay! Bazen yaparım. Hoşuna gidiyor ama diye yapıyorum. Ama Türk erkeklerinin şeyden kalmış, bahşedilmiş bir şey. Genelleme yapma. Kimdi o kız? Sarışın. Linç yersin. Kimdi? Hayır canım ya. Hangisi?
Ama ama yo no diyen vardı ya. Neydi çok o? Var öyle hangisi? Hayır ilk yapan bunu. Şey Sertap öyle konuşmuyor. Sertap diye ünlü var. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Sen bir kameraya, ay kameraya diyorum. kameraya. Mikrofonu yaklaşıp yap bakayım bebek taklidini. Yani öyle yapamam. Aslı? Utandım. Ne utanıyorsun? Tabii. Yapıyor musun kocana? Ne diyeyim Onat sana? Ama şey, her şey serbest mi? Çok feci terapilik olacağız gibi geliyor. Uyanmışsınız. Günaydın. Günaydın kocacığım. Sen önce o bana diyecek ki ben ona tepki vereyim. Uyandın mı sen gibi bir şey diyecek. Evkop uyandın mı? Günaydın benim. Uyandım. Lan uyandın mı? Yapıyorum mesela. Ya, daha iyi yapıyorsun. Bu fake oldu. Utandım şimdi. Kızardım. Terapi ücretleri. Gerçekten öyle. Mini bir cosplay'imcim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani partneriniz böyle şeylerden hoşlanıyorsa da bu yapılabilir yani. Yapılır yani. Ama böyle şeyler yapılır yapılmaz mı? Ses çıkarsın mı? Mutlu etmek için her şey mi var? Evet. Sen ne yapıyorsun ona geri? Sus söyleme abi. Sen söyleme ne yaptın? Söyle. Aha. Herkes bok gibi çarşaflarını döküyor çamaşırlarını. Sadece biz döküyoruz şu an kardeşim. Size de geleceğim. Ya dök ulan. Neyden öyle? Ay çok var bir söyle. Söyleyeceksin. İşte, en tehlikesizini söyle. Aynen. Who's your daddy yapıyorum ben de. Senin belanı ver. En tehlikesi o mu hayvan? Özgür! Bu kulaklarım yine neler duyuyor? Bu en tehlikesi mi? En tehlikesi bu değildi hayatım ya. Neyse tamam artık. Teşekkürler bu bilgi. Her zaman ilişkimizin bir bu kalmıştı zaten milletin bilmediği. Evet sizinkini alalım Özgür Bey. Benimki? Böyle sizin hoşlandığınız yaşla alakalı seksi gelen şeylerden bir örnek alalım. Ben mesela takım elbise falan. Ay bunu söyleyeyim ben. Takım elbise. Şey mi böyle? Şey kurumsalla sevişmek mi istiyorsun? Yok ben de seviyorum takım elbise ya. Takım elbise. Evet. O mu yani? Şey bir doktor şeyi falan var mı fantezisi? Önlük mü önlük? Ama bunu yaşlı pek bilirsin. Ve böyle fanteziye doğru ama kayar. Ama doktor önlüğü biraz üstünlük gibi değil mi? Hani sen hastasın o doktor falan. Ya hayır canım. İşte benimle tedavi. Ben hastayım değil canım. Ama... Ney? Böyle üniforma çekici bir şey bence. Üniforma çekici olabiliyor. Pilot üniforması seviyorum. İtfaiye. İtfaiye güzel. Söndür ateşi mi? Ama itfaiye deyince olmuyor. Fireman'de. Tamam. Söndür ateşi mi diyorsun? Hayvan ya. Fireman. Evet Öykü Hanım. Fireman'den başka alalım sizin de söndürü ateşinizi. Ateşinizi ne söndürür Öykü Hanım? Hiçbir şey. Ya şöyle yani. Cosplay benlik bir şey değil. Yaşlılık da benlik bir şey değil. Ama takım elbise severim. Takım elbise tamam işte. Pilot. Pilot hayır ya. Üniforma falan. Oğlum pilotu nereden buldun da üniformasına baktığında çok seksi diyeceğim. Niye? Böyle bir hayat yaşamıyorum ki ben özel jetle uçayım da pilotu da keseyim ki öyle. Niye? Böyle giriyor yatak odasına pilot falan. Welcome to our falan. Çok iyi. Ay çok fazla şey öğrendik. Siz bayağı fantezi dünyasında yaşıyorsunuz. Ses tonundan etkilenirsin ya. Evet ses tonu güzel. Ses tonundan etkilenir. Bunların yani. Evinde bir dolap var abi. Açtığın zaman şey kostüm. Değil mi? Ya ben bir oda var diye çok korkuyorum. Merhaba ben pilotunuz Onat Ege Arzum. Şu an etkilendim biraz. Uçuşa hazır mıyız? Evet hazırız. Hayır değiliz. Abort. Abort atla. Paraşütle hazır mı? Ay çok sıcak. Türk aile toplumu yaş farkını onaylamaz yalnız onu söyleyeyim. Nedense ama şey erkeklerin daha yaşlı olmasını daha çok onaylıyorlar da kadınların daha yaşlı olmasını pek onaylamıyorlar. Evet. Ben de buna biraz sinirleniyorum. Ve çifte standart AQ. İşte doğru. Kalıplaşmış şeyler yoksa hani para için beraber oluyorlar gibi biri çok sabancı olmadıktan sonra, zengin olmadıktan sonra sıkıntı olmuyor hakikaten abi. Bir de şey evlenmemesi gerekiyor. Hani yaşlı demek genelde ikinci, üçüncü evli gibi oluyor. Hmm. O hoş koşuşlar yaşlanmıyor toplumlarda. Hmm. O da olmazsa çok büyük sıkıntı olmayabiliyor hakikaten. Ya of ne İki zaman toplumun ya. Kurallarını denemeye bırakacağız ben çok sıkıldım. Gerçekten ya. Öyle ya. Falan filan. Okey. Bu çıtır seviyor. Hani, bu olgun hani, deyip çıtır seviyor kulak memesi kıvamı. doğru. Biz daha yaşıt ve olgun seviyoruz. Biraz evet. Küçük değil de bu, büyük. Bu zevklerimizi de söyleyelim. Hep yaşıt ve olgun seviyordunuz. 5 sene önce siz de olgun değildiniz. O zaman da mı yaşıt ve olgun seviyordunuz? Evet. Ortaokulu çocukla mı çıkacağım lisedeyken? Ben hep büyüklere göz koyardım. Yaşıtlarıma bile göz koymazdım. Onlar bile bana böyle şey gelirdi yani. Ama çocuk. Hiç bakmamışsın suratına lisede büyüğün senin. Evet. Ama ben büyükleri keserdim gerçekten söylüyorum. Aynı yaş sınıfındaki çocukları bile kesmezdim. Onlara bakar bak. Bakmaz. Alta hiç. Çocuk gibi gelirdi bana. Lisede çok daha büyük böyle bir şey gibi geliyor. Evet sansasyon. Evet. Aynen of lisede ay düşünsene lise sondasın lise 2'dekiyle çıkıyorsun. Olay. Yani biz kadın olduğumuz için bize olay. Siz istediğiniz boku yerdiniz de. Evet şerefsizler. Biz iki sınıf küçük bir çocukla çıksak. Bu der bana. Aynen öyle. Çıktı standart. Çıkın lan. Siz de bunlar kırışık sevmiyorsa siz de yine çitlenmiş tüpü çocukları emikleyin.
Öyle. Şurada standart yok. Durdu durdu. Çitlenmek gibi çocukları emekleyin dedi ya. Sorry yani. Çok sinir alıyorum ya. Üf. Okey. Yaş farkı. Abi aboneyi başta söylemedik. Ortada dedik bağırarak. 7-8. dakikada dedik. Yine iyi. Ya bir şey soracağım. Sen de yani azıcık kurgu yap. Oraya abone ol. Tıkmık bir şeyleri koy ya. Ben izliyorum el halime kanallarını. Yok abone ol. Evet. Yok Instagram şeyleri çıkıyor. Handle'ları. Bizi öksüz bırakıyorsun YouTube aleminde ya. Bize Langs diye benim hınkırdığım bir şeyle başlıyor görüntü ya. Abone koy, çan koy, bir şey koy. Tamam. Hayret bir şey ya. Bizim kafalarımız çıksın, girsin falan. Azıcık kurgu yap be. Tamam canım. Biz böyle dedik ya. Yani şimdi ben böyle çanım. Benim kafam sende de abone ol yazıyor yani. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Odanlar için teşekkür ediyoruz. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz, motive oluyoruz. Sağ olun, var olun. Hala bir sponsorumuz yok. Olduğu zaman hiç size evet söyleyeceğiz. Sponsorlar. Konuş. Sponsorlar, alo. Bak bu kıza bir şey gelsin. Bak Allah belamı versin. Bir tanıtacak var ya, bir satış patlamaları. Hayatım yemin ediyorum size. Haberiniz olmadan sizi müşterinize satarım, haberiniz olmadan. Öyle satışçıyımdır yani. Herkese her şeyi ikna edebilirim. Evet, öyle. O yüzden lütfen rica ediyoruz. Bizi izleyenlerin %50'si sadece aboneymiş. Bugün baktım, onu da öğrendim nereden bakıldığına. Aşko. Hayvanlık yapmayın. Öyle deme de çok sert oldu. Aşko. Bedava yani program. Şu neden bu zor aşkım? Şey orada değil lan. Burada değil mi abone? Orada. Burada mı? Orada. Burada mı? Burada like var. Burada like var. Şurada comment var. Şu neden zor? Buna basan hayatım ya. Zor bir şey değil. Size giren çıkan olmuyor ki ona basınca yavrum. Evet. Arkadaşımıza açabilirler hatta yani. Neyleri? Zilleri. Zil de varmış. Ne olacak yani, orada bildirim gelse yani, sabahtan akşama kadar Tuğberk'ten, Buse Naz'dan mesaj geliyor bildirimler gibi. Bir tane de Aslı ile Öykü gelse ne eksilir hayatından aşkım ya. Aç bizi de bildirimlerimizi. Ama aç. Ama bildirim gelip onu şey yapmayın. Kapatmayın da. Girin de bir bakın azıcık. Bir like'ını at, sonra boş zamanda izle. Nedir yani hayatım? Elinin kiridir ya bu. Bu çocuğu eleştirdik 10 dakikadır abone olun diyoruz. Zaten hiç üstümüze aldığımız bir şey yok. Ya buna bok atıyoruz ya kitlemize bok atıyoruz. Kendimiz yine hiç. Bedava program. Bizi seviyorsanız lütfen destekleyin. Çok zorlanıyoruz bu hayatta. Okey, kapatalım mı? Önemsenmeyen ismimle devam edebilir miyim? Şeyler, program bitmişken yeni program başlıyoruz. Hayatım, programı kapadık. Program kapandıktan sonra siyekan oluyor ya. Ondan sonra ben devam edeyim mi? Benim sesim devam edebilir mi? Hayır. Uçuşumuz epey, epey uzun sürecektir. Çok çok uzun sürecektir. Yeterince tatmin olmanız için uçuş süresince kemerliğinizi bağlı. Koltuklarınız dik değil, arkaya doğru yaslanmış ve gözleriniz kapalı olmasını tercih ederiz. Oluşabilecek çeşitli türbülanslardan firmamız sorumlu değildir. Yeterince sarsılmadığınıza emin olarak çeşitli ikramlardan bunlar sonra... Buna etkileniyor musun şu an? Güzel. Dilinizin ucuyla dudağınızı yalama suretiyle konforlu bir uçuşunuza devam edebilirsiniz. Kes. Ben pilotunuz Ege Onat Artun. Çok kötü bitirdik. Artun'u keşke pilot olsaydın kız. Çok kötü. Artun 18. Kapat. Ya Onat. Sana. Git kavuş git. Sana. Ay ne bölümdü be. Kapat. Ha bayağı gidiyor, koşup gidiyor. Bekarlık iyidir sevgiler. Geçmiş olsun. Götüm terledi. Götüm bildiğin bacaklarım birbirine yapıştı. At son dakika ASMR gibi şey çektin lan. Ne gibi? ASMR biliyor musun? ASMR. Ha, ASMR evet. Özgür etmişti evet, bize. Evet, tatmin oldum işte. Benim kocamdan mı?